tekrar aynı yerine protez yapılabilir mi? Belki onu tabii kopan parmağın evet. yerine iki çözüm var. Bir insanın kendi dokularını kullanarak parmak yapma. Bu donör saha diyoruz biz. Yani verici alan neresi olmalı insanda? Bir de suni bir protez yaparak parmağın aynısı, aynı görüntüde olan ama işlevi olmayan ama görüntüsü aynı olan bir protez takılabiliyor hastaya. Donör alan olarak hastanın kendi vücudunu seçersek kendisinden nereden parmak alabiliriz? Ayak parmakları tercih ediliyor bazı durumlarda ama her parmak kopmasında değil. Şimdi hastamızda yüzük parmağı kopmuş olabilir. Replantasyon dediğimiz ameliyat denenmiş. Bu avizyon yaralanmaları ağır yaralanmalar olduğundan başarılı olmayabilir. Sonuç yeterli olmayabilir. Bu her cerrahın, mikro cerrahın başına gelir. Hastanın başına gelebilir. Avizyon yaralanmaları zor yaralanmalardır. Hatta birçok merkezde belki bunlar replante edilmez bile. Şimdi bu elimizde 5 parmak var. Evet. En önemlisi adı üstünde baş parmak. Baş parmağın karşılığında da diğer 4 parmak çeşitli işleri yapmamız için bize yardımcı oluyor. Yani el fonksiyonu, el kabiliyeti bu baş parmağa karşılık 4 parmağın çalışmasından oluşuyor. Hangi işi yapıyorsak yapıyor olalım. 5 parmağa ihtiyacımız var. 5 olursa ne kadar iyi. Böyle yaratılmış, evet. Allah böyle yaratmış. 5 olursa ne kadar güzel. Evet. Ama yaralanmalarla bu zarar görebiliyor. Bir parmağımız kayboldu. Hangi parmağımız kaybolduğunda takmak, yani replante etmek zorundayız tıp diliyle konuşursak. Öncelik baş parmakta her zaman. Yani baş parmak olmazsa 4 parmak hemen hemen tek başına iş göremeyecek durumda. Yani 2 parmağı yan yana ancak bir bardağı bile zor tutabilirsiniz. İşte belki kalemi çok çalışarak tutabilirsiniz ama çeşitli işlerinizi yapamaz hale gelirsiniz. Yani insanı diğer canlılardan ayıran bir özellik de bu baş parmak diyelim. Elimizle kavruyoruz diğer canlılara göre. İstediğimiz işleri yapıyoruz. Bir kabiliyet kazanıyoruz. Mesleğimize göre onu elimizle uyguluyoruz. Birinci olarak baş parmağı replante etmek zorundayız. Evet. Ondan sonra diğer 4 parmağı sırayla yapabiliriz ama işaret parmak replante edilmesi önceliği olmayan bir parmak bizim için. Yüzük parmağı gerçekten baş parmağa karşılık tam karşılık gelen bir parmaktır ve replante edilmesi çeşitli tıp şeylerinde önerilir ve hemen hemen her hekim tarafından da kabul görmüştür mikrocerrahi, el cerrahisi yapan hekim tarafından. Yüzük parmağında avizyon yaralanması da olsa replante etmeye çalışırız. Fakat ikinci parmak yaralanmasında eğer parmak bir de replante edilmeye uygun olması lazım dedik ya, avizyon tarzı, evet. ezilme tarzı yaralanmalarda yeniden parmağı oraya bizim monte etmemiz, tıp diliyle replante etmemiz mümkün olmayabilir. Damarlar ezilmiştir, kemik ezilmiştir, sinirler ezilmiştir, toplar dolaşım yeterince kurulamaz, atar damarı sağlasanız bile dolaşımı. Bu nedenlerle olmayabilir. Ama burada öncelik yüzük parmağında diğer yüzük parmağında diğerleri sonra geliyor. Sonrasında. Sonra geliyor ama diğer 3 parmak var da baş parmağa karşılık yüzük parmağı ampute oldu. Artık ona da ayak parmağından nakil düşünülmez. Ancak estetik amaçlarla hasta böyle bir talepte bulunursa bir ameliyata kalkışılabilir ama gereksiz bir ameliyat olarak düşünülür genelde. Zor bir yani, işlem midir? Evet, mikrocerrahide ayaktan ele nakil gerçekten zor bir işlem. Ciddi bir mikrocerrahi, el cerrahisi deneyimi gerektiren bir işlem. Dokuları çok iyi tanımayı gerektiren bir ameliyat. Uzun süren bir ameliyat. Oradaki ayak parmağının belirli bir bölümünü, işte bizim falanks dediğimiz kısımları belki sonraki tarak peşinden gelen tarak kemiğiyle birlikte alarak getirip ele nakletmek şeklinde siniriyle, damarıyla bağlantı kurarak, eldeki sinir ve damarlarla bağlantı kurarak kemiklerini bir araya getirerek yapılan bir işlem. Ama mikroskop altında saatler süren bir işlem. Bunu 3 parmak varsa baş parmağa karşılık, yani hastanın 4 parmağı var, yüzük parmağı için gereksiz artık. Ancak baş parmak kopmuş gitmiş ve bunu yerine replante edemiyoruz. Ezilmiş, parçalanmış. O zaman
ayak parmağından nakil baş parmak için düşünür. Birinci öncelik budur. Birinci ayak öncelik parmağından budur. Ayak parmağın ikinci parmağı nakil olarak seçilir ve sağlık evet, durumuna göre tercih tabii, edilebilir. Tercih edilen bir işlem. Özellikle baş parmak için tercih evet, ediyoruz. Peki. Ama bazı tabii doğumsal anomaliler de olabiliyor. Evet. Onları da söyleyelim. İşte elin tamamen hipoplazik olduğu, bizim aplazik diyelim daha doğrusu, parmakların rudimenter olduğu yani gelişmediği hastalarda iki tane basic hand denilen, temel el denilen eli oluşturmak için bir baş parmak, bir de işaret parmağı yapabilmek için de bu doğumsal anomalilerde transfer yapılır ayak parmağından. Burada tabii hızlı hareket etmek de en önemli. Tedavi aşamalarının başında geliyor. O işte küçük belirli bir seviye geldikten sonra hasta, yani çocukluk evet, evresinde değil de daha mikrociğere girişimler çocukluk evresinde biraz problemli olurlar. Daha adult döneme, yetişkin döneme evet, doğru geçerken yapılacak aynen, ameliyatlar onlarda. Peki hocam.